vurur kapıya. Bana aç, bana aç, mutluluk vereyim sana. Tekrar söyleyelim mi? İsa durur kapıda, İsa vurur kapıya. Bana aç, bana aç, mutluluk vereyim sana. İsa durur kapıda, İsa vurur kapıya. Bana aç, bana aç, mutluluk vereyim sana. Arkadaşlar, bütün bir haftanız Tanrı'ya kapılarınızı açarak olsun, öyle geçsin. İsa'nın her zaman bizim hayatımızın kapısında beklediğini ve onu her anımıza dahil etmemizi istediğini unutmayın. Çok fazla havuç yerseniz vücudunuz turuncumsu bir renge döner. Bunun nedeni karoten maddesidir. Gerçi bu bilgiye göre tavşanların beyaz değil turuncu olması gerekmez miydi? Ve ayrıca turunculuk burundan başlar. Dalmaçyalılar beyaz renkli doğar. Benekleri sonradan oluşur. Doğum lekesi olmadığına şaşırırım ben. Dünyadaki en yaygın göz rengi kahverengidir. Kahverengi göz aslında mavi gözdür. Gözlerinin üstündeki melanin pigmenti yüzünden kahverengi gözükür. Aslında en sağlıklı rengi siyahtır. Diğer renkler pigment eksikliğinden oluşur. Siyahi kişilerin saçları kıvırcıktan başka şekilde olamaz. Genetik olarak bu mümkün değildir. Tabii kuaföre gidip düzeltmezlerse. Dünyadaki tüm okyanuslar 8 milyar tane olimpik havuzu doldurabilir. Bence okyanusları koca bir havuza çevirmek keyifli olabilir. İçindeki köpek balıklarını ve tuzu çıkarmak şartıyla. Sana buradan kocaman teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Yine verdiğin bilgilerle hayatımızı güzelleştirdin. Şimdi arkadaşlar, bugün ilk kez bir bölüm, yeni bir bölüm olacak programımızda. Daha önce hiç yapmadığımız bir bölüm ve bu bölüm benim için gerçekten çok heyecanlı bir bölüm. Beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü bu bölüm bir soru cevap bölümü. Ama haydi bakalım hep birlikte görelim acaba o bölüm nasıl bir şeymiş. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzün ismi Sen Olsan Ne Yapardın? Evet sen arkadaşım, acaba sen olsan bu bölümde ne yapardın? Şimdi size birazdan bir soru soracağım. Bu bölümde her zaman ben size bir soru soracağım ve sizden cevaplarınızı bekleyeceğim. Sizden gelen cevapları da ben yarın bu konuda konuşacağız, tartışacağız ve yarın bu sorunun cevabını vereceğim sizlere. Bu sorunun bir doğru cevabı var ve eğer sizler o cevabı doğru yanıtlarsanız hem biz çok mutlu olacağız hem de arkadaşlar buradan paylaşacağım. Doğru cevabı veren arkadaşlarım ya da doğru cevabı vermeyen arkadaşlarım da olsa gelen cevaplar hakkında burada sizlerle konuşacağım. Birlikte paylaşacağız. Ve arkadaşlar aynı zamanda tabii ki de aşağıda WhatsApp numaramız var. Bize nasıl ulaşacaksınız? İşte bu WhatsApp numarasından buraya cevaplarınızı söyleyin. Acaba doğru mu yanlış mı diye hiç düşünmeyin. Hiç kaygılanmayın. Sadece ve sadece bizlere cevaplarınızı gönderin. Doğru ya da yanlış olmasının hiçbir önemi yok. Önemli olan bu konu hakkında düşünmek. Evet arkadaşlar, şimdi hazırsanız sorunuzu birazdan hep birlikte sorumuzu göreceğiz. Ben size soruyu okuyacağım ve şıklarını okuyacağım. Sizler de bu sırada hemen düşünmeye başlayacaksınız. Ve bugün içinde bizlere ulaşmanız gerekiyor. Aşağıdaki WhatsApp numaramızdan yine ve yarın arkadaşlar sorunuz cevaplanacak. Haydi bakalım sorumu sizlere okuyorum arkadaşlar. Sorumuz şudur. Diyelim, hayal edin. Şöyle canınız çok dondurma çekiyor. En sevdiğiniz dondurmaları düşünün. Çilekli, muzlu, çikolatalı. İşte bunlardan birini canınız çok çekiyor. Ama bir sıkıntı var. Maalesef hastasınız, öksürüyorsunuz. Hatta daha yeni hasta olmuşsunuz. Boğazlarınız da çok ağrıyor. Bu yüzden tabii ki boğazınıza soğuk bir şeyin değmemesi gerekiyor. Ama haydi bakalım hep birlikte hayal edelim. Şöyle düşünün, ablanız ya da abiniz ya da kuzeniniz hiç fark etmez. Dondurma yiyor ve siz onu görüyorsunuz dondurma yerken. Ve o sırada siz de dondurma yemek istediğinizi belirttiğinizde anneniz size diyor ki hayır olmaz, dondurma yemek için iyileşmen gerek. Şu an bu dondurmayı yiyemezsin diyor.
Peki bu durumda arkadaşlar ne yaparsınız? Yani sen olsan bu durumda ne yaparsın? Şimdi hep birlikte şıkları görelim. Arkadaşlar, A şıkkı. Tabii ki haklısın anneciğim derim ve annem uyuduktan sonra buzdolabındaki dondurmayı sevinçle alır ve gizlice yerim. Yani annemin bana söylediğini aslında ciddiye alıyormuş, ona itaat ediyormuş gibi görünürüm ama aslında umursamam. Sizce doğru cevap bu mu arkadaşlar? Haydi bakalım düşünmeye başlayın. Diğer şıkkım ise şu. İtaat ederim. Hatırlıyor musunuz? Geçen hafta bu konuyu işledik biz. İtaat etmenin hayatımızda ne kadar önemli olduğundan bahsettik. İşte şu, şimdi burada bu itaat konusu var. İtaat ederim ve dondurma yiyeceğim güne kadar sabrederim. Yani sakin bir şekilde sabrederim ve annemin söylediği şeyin ne kadar doğru olduğunu düşünmeye çalışırım. Ve bir diğer şık. Ağlamaya başlarım. Gözyaşım gelmese bile bağırırım. Kendimi yere atar ve biraz da orada ağlarım. İstediğimin olması için elimden gelen her şeyi yapmalıyım. Ya da arkadaşlar, hiçbir şey dinlemeden bağırarak oradan uzaklaşırım. Sizce bunlar arasında doğru olan hangisi? A, B, C şıkları arasından. Bu 3 şık arasından doğru olan cevap sizce hangisi ise WhatsApp numaramızdan bize ulaşın ve biz de yarın bu konu hakkında konuşalım ve bize gelen cevapları buradan paylaşalım arkadaşlar. Evet. Şimdi siz bu sorumuzu düşünürken bir taraftan böyle yanına güzel bir şeyler izleyin ki ondan sonra bütün enerjimizi depolama şekilde yine burada buluşalım. Haydi bakalım, şimdi sırada kumdaki hikayeler. Tanrı bir gün İbrahim'den çok garip bir istekte bulundu. Tanrı İbrahim'e çok sevdiğim biricik oğlun İshak'ı al ve onu yakmalık sunu olarak kurban et dedi. Ertesi gün İbrahim çok erkenden uyandı ve kurban sunusu için tüm gerekenleri tamamladı. Sunakta yakmak için odunları kesti ve hazırladı. İshak'ı da alarak dağa doğru yola çıktı. 3 gün boyunca yürüyerek Tanrı'nın belirttiği dağa yaklaştılar. Tepeye çıktıklarında İbrahim oğlu İshak'tan odunları taşıyıp getirmesini istedi. İbrahim orada kurban için sunak hazırlayarak üzerine odunları yerleştirdi. Daha sonra oğlu İshak'ı bağlayarak odunların üzerine yatırdı. İbrahim oğlunu kurban etmek için elindeki bıçağı yukarı doğru kaldırdı.
sırada Tanrı'nın meleği İbrahim'e seslendi. Sakın İshak'a elini sürme ve hiçbir şey yapma. Ben senin Tanrı'dan korktuğunu ve biricik oğlunu esirgemediğini anladım. Bu sırada İbrahim, yakınında bir koç olduğunu fark etti. İbrahim koçu alarak oğlu İshak'ın yerine koçu Tanrı'ya kurban olarak sundu. Tanrı'nın meleği İbrahim'e ikinci kez şöyle seslendi. Rab diyor ki, Tanrı'nın sözünü yerine getirdiğin için seni bereketliyorum. Soyunu göklerin yıldızları ve denizlerin kumu kadar çoğaltacağım. Soyunun aracılığı ile bütün uluslar kutsanacak. Bu bölümün de sonuna gelirken şu güzel ayetle veda edelim. İnsanlardan çok Tanrı'nın sözünü dinlemek gerek. Elçilerin İşleri 5. bölüm 29. ayet. Arkadaşlar, kumdaki hikayeleri izledik. Gerçekten çok ama çok güzeldi. Ne kadar yetenekli birisidir diye düşünüyorum bu şeyi yapan, bu sanatı yapan, bu kumlarla resimler çizen kişi ne kadar yeteneklidir diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda sizlerin çeşitli yeteneklerinizi düşünüyorum arkadaşlar. Eminim her birinizin birçok yeteneği vardır. Çünkü Tanrı her birimizi farklı armağanlarla ve farklı yeteneklerle yaratır. Çünkü gerçekten çocuklarının verimli olmasını, becerikli olmasını çok sever bizim Tanrımız. Ama sizler acaba kendi yeteneklerinizi fark ettiniz mi? Mesela resim yapmakta mı iyisiniz? Oyun oynamakta mı iyisiniz? Yazı yazmakta mı iyisiniz? Okumakta mı iyisiniz ya da düşünüyorum atlamakta mı, zıplamakta mı, koşmakta mı daha iyisiniz? Acaba hangisinde daha iyisiniz? Çok merak ediyorum ve her birinizi daha yakından tanımak istediğim için bizlere WhatsApp'tan ulaşın arkadaşlar. Her birinizin yeteneklerini keşfedelim, öğrenelim ve burada birlikte bu yetenekler hakkında neler yapabiliriz? Acaba sizlerden gelen fikirlerle programımıza yeni neler katabiliriz diye düşünelim ve siz de bu şekilde arkadaşlar bizlere ulaşmış olun diyorum. Şimdi birazdan benim en sevdiğim bölüm var sırada. Tanrı'nın Sözü bölümü, ama ondan önce yine bir eğlence zamanı. Haydi bakalım, Meyvezi'yi özledik. Birazcık onları izleyelim. Hazi, özel içeceğinden getirmişsin yine, domates suyu mu? Tabii ki, hep beraber içelim işte. Tabii yani, ellerine sağlık Zi. Peki şimdi mi içelim, programdan sonra mı? Ben zaten iki bardak içtim, sen bilirsin. Oh, afiyet olsun. Sevgili kardeşim, çok iyi yapmışsın. Ben programdan sonra içsem olur mu? Bilmem, olur herhalde. Olur, tamam. Evet, nerede kalmıştık? Çok heyecanlı bir yerdeydik yine. Evet. Paulus ve Silas Agora'ya çıkarılmıştı. Bu meydandaki kalabalık galyana gelerek onlara saldırmaya çalıştı. Aman, neler olacak şimdi? Paulus ve Silas'ın kıyafetlerinin çıkarılmalarını istediler. Ya be, neler anlatıyorsun? Kurduğun her cümleyle durum daha da karışıyor. Ya bekle biraz, bekle, düzelecek. Peki. Elçi Paulus ve Silas'a eziyet ettiler ve sonra onları hapse attılar. Ama onlar zincire vurulmuş halde olsalar bile ilahiler söylediler. Harika! Diğer tutuklular da onları dinliyordu. Birden bir gürültü, sarsıntı oluverdi. O kadar şiddetli bir sarsıntı oldu ki tutuldukları yerin temeli sarsıldı ve hücre kapıları açıldı. Oh! Kurtulacaklar. Zincirleri gevşedi. Olan biteni gören gardiyan, onları tutsak etmek üzerine yemin ettiği için kendine zarar vermek istedi. Ay, yapmasın ya. Neyse ki elçi Paulus ona, kendine kötülük etme çünkü hepimiz buradayız dedi. Bu sözden çok etkilenen gardiyan onları oradan çıkardı. Ardından kurtulmak için ne yapmalıyım diye sordu. İman etsin. Kesinlikle Zihi. Elçi Paulus da, Rab İsa'ya iman et, kurtulacaksın. Sen de ev halkında dedi.
Tüm bu olanlardan sonra şehir yöneticileri Elçi Paulus ve Silas'ı bırakma kararı aldılar. Yaşananlardan dolayı çok korkmuşlardı. Şimdi nereye gidecekler? Bakalım. Şimdi Amfipolis ve Apollonia yollarından geçerek Selanik'e gidecekler. Burada da Tanrı sözünü anlatacaklar ve burada yaklaşık 3 hafta kalacaklar. Hemen soruyorum o zaman. Sor. Amfipolis, Apollonia, buraların neresi mi? Hemen anlatıyorum Zi. Elbette Selanik'i de anlatacağım. Sen ve kardeşlerimiz biliyor olsanız da bir de biz anlatmış oluruz. Ne dersin? Hem olur ya, küçük kardeşlerimiz arasında dikkatinden kaçmış olanlar da vardır belki. Selanik'i ben anlatacağım. Ya, tamam öyle olsun. Ben Amfipolis'i anlatayım. Amfipolis, Strymon adlı nehrin kıyılarındaki düzlüğe kurulmuş bir kent. Günümüzde Yunanistan sınırlarında bulunuyor. Apollonia'da günümüzde Süzebolu olarak bilinen bir kasaba. Orası ise günümüzde Bulgaristan'ın içinde yer alıyor. Ne? Selanik Bulgaristan'da mıydı, Yunanistan'da mıydı? Kafam karıştı. Dur dur, heyecanlanma, dur böyle şeyler. Yardımcı olayım sana. Selanik Yunanistan'da. Teşekkür ederim kardeşim. Evet, Selanik Yunanistan'da bulunan büyük bir kent. Yunanistan'ın ikinci büyük kenti o zaman. İkinci büyük kent olduğunu anımsıyorum çünkü. Büyüklük konusunda Atina'nın hemen ardında diye düşünüyorum. Kesinlikle. Sofya'nın olacak değil ya, sonuçta Bulgaristan'da değil. Bir Yunan kenti olarak da çok turistik bir yer tabii Selanik. Ne de olsa antik kent. Beyaz Kule, Aya Dimitri Kilisesi, Galerius Kemeri gibi güzellikleri var. Ve elbette Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu şehir. Ya. Atatürk Evi Müzesi de mutlaka burada yer alıyor. Çok güzel, çok güzel anlattın Zi. Bravo. Teşekkür ederim, sana da bravo be. Ya, teşekkür ederim. Peki zor sorun var mı? Bu bölüm yok. Aa, neden? Hemen domates sularını içelim diye. Öyle olsun bakalım. Keşke soru sorsaydım. Öyle değil, afiyet olsun. Peki. Ben sonra içsem olur mu? Peki, Isınmış peki. Bu. Evet arkadaşlar, benim en sevdiğim bölümdeyiz, Tanrı'nın sözü. Bugün Tanrı'nın geçmişte yaptıkları ve gelecekte yapacakları hakkında yeniden umutlu şeyler konuşacağız. Acaba bugün hangi hikayemiz var sırada? Geçen hafta işlediklerimiz benim aklımda ama bu hafta yepyeni bir konu işlemeye başlayacağız. Davut'u ben çok seviyorum. Bunu, Davut hakkında daha önce konuşmuştuk. Ama tabii ki Davut'un kral olmadan önce başka bir yolculuğu var aslında. Ondan önce acaba kimler varmış? Davut nasıl Tanrı tarafından seçilmiş? Birazcık bunlara bakacağız bu hafta. Ama haydi bakalım şimdi bugün kutsal kitaptaki bölümümüz neymiş onu birlikte okuyalım sizlerle. Evet arkadaşlar, şimdi bu konumuzun adı ufacık tefecik gerçek kral. Kimmiş bakalım bu ufacık tefecik gerçek kral? Arkadaşlar, Tanrı'nın halkı yeni bir ülkeye sahipti. Şimdi de bir kral istiyorlardı. Hatırladınız mı? Hani Tanrı halkını Mısır'dan çıkarmıştı, onları kölelikten kurtarmıştı ve onlara yeni bir ülke vereceğini söylemişti. İşte ondan sonra şimdi olacakları hep birlikte göreceğiz. Artık onlar yeni yerlerine kavuştular ve bir kral istiyorlar. Ama sizin kralınız Tanrı diye itiraz etti Samuel. Size en iyi şekilde bakan odur. Peki acaba kim bu Samuel? Arkadaşlar, Samuel Tanrı'nın çok sevdiği biri ve gerçekten Tanrı yüreği Tanrı sevgisiyle dolu biri Samuel. Ve o sırada İsrail halkını Samuel yönetiyordu. İyi bir önderdi ve Tanrı onu seçmişti halkı yönetmesi için. Ama İsrail halkı bir süre sonra yeni bir kral istediler. Çünkü aslında Samuel bir kral değildi. Sadece bir önderdi Tanrı tarafından seçilen. Ama o sırada diğer ulusların farklı farklı kralları, onları yöneten kralları vardı. O yüzden onlar da yeni bir kral istediler. Hayır, biz gerçek bir kral istiyoruz dediler.
görebildiğimiz bir kral istiyoruz. Tanrı'yı göremediklerini düşünüyorlardı. Aslında Tanrı'yı kalbimizle görebiliriz çocuklar. Yani onu tıpkı annemizi babamızı gördüğümüz gibi etten kemikten görmemiz gerekmiyor. Tanrı'yı yüreğimizle görebiliriz ve onu hissedebiliriz aslında. Ama onlar gerçekten Tanrı'nın o güçlü kralın bütün evreni yaratan kralı değil de gözle görebilecekleri bir insan kral istediler. Tanrı bir kralın insanlarına iyi davranmayabileceğini ya da onlara kendisi kadar iyi bakamayacağını biliyordu. Çünkü bizim tanıdığımız en iyi ve en güçlü kral tabii ki Tanrı. Ama Tanrı'nın halkı bunu umursamıyordu. İlla bir kral istiyorlardı ve bu hemen olsun istiyorlardı. Böylece Tanrı onlara bir kral verdi. Kralın adı Saul'du. Yani artık halkı Samuel değil Saul yönetecekti. Kral Saul. Kral Saul iyi bir krala benziyordu başlarda. Ne yazık ki zamanla gururlandı ve Tanrı'yı dinlemeyi bıraktı. Tanrı'ya itaat etmedi ve Tanrı'yı bütün kalbiyle sevmedi. Aslında geçen hafta işlediğimiz konu hala devam ediyor. Çünkü itaat konusu her zaman hayatımızda olmaya devam edecek bir konu. Bizler bütün yaşamımız boyunca Tanrı'ya itaat etmekle yükümlüyüz. Çünkü Tanrı'ya itaat etmediğimiz zaman, geçen hafta konuştuğumuz gibi, o zaman işte başımıza maalesef zorluklar ve sıkıntılar gelebiliyor. Çünkü Tanrı'ya itaat etmek bizim korunmamızın tek yolu arkadaşlar. İşte burada da kral olmak, biliyorsunuz ne kadar güçlü ve ne kadar önemli bir şey. Kafanızda kocaman bir taç oluyor, kocaman bir tahtta oturuyorsunuz, çok zengin oluyorsunuz, çok güzel yemekler yiyorsunuz ve herkes size saygı duyuyor. Öyle olunca galiba Kral Saul onu Tanrı'nın seçtiğini unuttu. Aslında onun kral olmasının tek sebebinin Tanrı olduğunu unuttu ve onun yüreği Tanrı'dan uzaklaştı. Saul, bana planımda yardım edemez dedi Tanrı. Çünkü onun yüreği artık benden uzaklaştı. Beni seven ve halkıma beni sevmeyi öğreten bir krala ihtiyacım var. Gerçek bir krala ihtiyacım var. Tanrı bu iş için kimin uygun olduğunu çok iyi biliyordu. Ben de biliyorum arkadaşlar. Hatta siz de biliyorsunuz. Daha önce bu konuyu çalıştık. Ama bakalım acaba kim gelecek? Samuel'e Betlehem'e git dedi. Yeni kralı orada bulacaksın. Samuel'in işi Tanrı'yı dinlemek ve halka Tanrı'nın söylediklerini anlatmaktı. Samuel de kalkıp küçük Betlehem'e gitti. Tanrı Samuel'e İşay'ın evine gitmesini söyledi. İşay da kim böyle? Samuel de onu tanımıyordu. Tanrı İşay'ın oğullarından birini kral olmak üzere seçecekti. Düşünsenize. Bir yanda Tanrı size diyor ki kalk ve İşay'ın evine git. Kalk ve Cansu'nun evine git. Kalk ve Dilara'nın evine git. Ama bu kim, tanımıyorum onu. Ne kadar ilginç değil mi? Böyle bir durumda Tanrı'ya itaat etmek ne kadar zor. Ama Samuel ne yaptı? Tabii ki Tanrı'ya itaat etti. Hem de hiç sorgulamadan. Çünkü Tanrı'nın her zaman iyi planları olduğundan emindi. İşay'ın birbirinden güçlü 7 oğlu vardı. O günlerde kral olmak için en zengin ya da en zeki adam olman gerekmiyordu. Gerçi zengin ve akıllı olmak her zaman iyidir, o ayrı bir konu. Ama önemli olan bir kral gibi görünmekti. Yani güçlü, uzun boylu ve böyle her yerinden sanki kaslar fışkıran gibi. Böylece en büyük zırhları kuşanıp en küçük, en uzun kılıçları kaldırabilirdin ve herkesi yenebilirdin. Çünkü kral olmak böyle bir şey. Biraz da yakışıklıysan her şey tamamdı. Samuel İşay'dan oğullarını sırayla ona getirmesini istedi. Böylece İşay ilk başta en büyük, en uzun ve en güçlü oğlunu getirdi. Yani bir kral özelliklerine uygun olan oğlunu. İşte yeni kral bu diye düşündü Samuel. Tanrı tam bir krala benziyor. Ama Tanrı onu seçmedi. Çünkü Tanrı her zaman sürprizlerle doludur. Sen onun dışarıdan nasıl göründüğünü düşünüyorsun dedi Tanrı. Ama ben onun yüreğine bakıyorum. İçinde nasıl olduğuna bakıyorum. Bir tane ilahi var, ben onu çok severim. İnsan dış görünüşe, Rab ise yüreğe.
Rabbise yüreğe bakar diye bir ilahi. İşte burada da ondan bahsediyoruz. Aslında onun nasıl göründüğünü önemsemedi Tanrı ama yüreğine baktı. O zaman İşay ikinci büyük, uzun ve güçlü olduğunu Samuel'e gösterdi. Ama Tanrı onu da seçmedi. Hatta Tanrı o yedi oğuldan hiçbirini seçmedi. Samuel, hepsi bu kadar mı? Diye sordu. İşay güldü. Sayılır. Yani en küçüğü var ama o ailenin en zayıfı, en ufacık tefeciği. Yani bir kral olmaya uygun değil diye düşündü babası bile. Çağır onu dedi Samuel. İşay'ın küçük oğlu koşa koşa geldi. Tanrı sakin bir şekilde Samuel'e işte bu dedi. Onun adı Davut'tu. İşte o beklenen kral. O benimki gibi bir yüreğe sahip dedi Tanrı. Yüreği sevgiyle dolu. Benim gizli kurtarma planımda o bana yardım edebilir. Onun çocuklarının 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 biri kral olacak. Ve o kral dünyayı sonsuza dek yönetecek. Tanrı'nın yine uzun vadeli planları vardı. Samuel Davut'un başını yağ ile meshetti. Bu Tanrı'nın seçilmiş kralı olduğunu göstermenin bir yoluydu. Bir gün yeni kral sen olacaksın dedi Samuel Davut'a. Gerçekten de büyüdüğü zaman Davut kral oldu. Tanrı kral olarak Davut'u seçti. Çünkü Tanrı halkını daha da harika bir kral için hazırlıyordu. İşte o kralı hepimiz çok iyi biliyoruz. Tabii ki de o İsa Mesih'ti. Ama bizim şu an sırayla gittiğimiz hikayelere göre ona daha çok var. Arkadaşlar, siz bu hikayeyi düşünün. Tanrı'nın aslında sizin nasıl göründüğünüzle ilgilenmediğini iyice düşünün. Yani uzun boylu, kısa boylu, küçük elli, küçük burunlu ya da kocaman burunlu olabilirsiniz. Gözlük kullanıyor olabilirsiniz ya da gözleriniz çok iyi görüyor olabilir. Sesiniz güzel olabilir, sesiniz güzel olmayabilir. Ama Tanrı bunların hiçbiriyle ilgilenmiyor. Tanrı sizin yüreğinizin nasıl olduğuyla ilgileniyor. Yüreğinizde neler olduğuyla ilgileniyor. Yüreğinizde sevgi mi var? Yoksa öfke mi var? Yüreğinizde sevinç mi var? Yoksa yüreğinizde hüzün mü var? Ya da yüreğinizde kıskançlık mı var? Ya da yüreğinizde başkalarıyla sevinmek mi var? İşte Tanrı bütün bunlarla ilgileniyor. Ama bunlarla ilgilenirken zorluk yaşadığımız her konuda da bizi onarmak, tamir etmek istiyor. Mesela biriyle kendimizi mi kıyaslıyoruz ya da kıskanıyoruz? Hiç önemli değil. Bu konuyu Tanrı'ya götürdüğümüzde Tanrı bizim yüreğimizi yenileyebilir ve tıpkı bir kral ya da kraliçe yüreği haline getirebilir bizim yüreğimizi. İşte bu yüzden arkadaşlar bu konuyu iyice düşünün. Bugün bol bol dua etmeyi unutmayın. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.